Kullanılmıyor galiba tren istasyonu. Yok, kullanılmıyor. Tren istasyonu zaten 1908'den 1918'e kadar, yani bizim Medine müdafasını terk edene kadar burada hizmet etmiştir. Cennet Mekan Abdülhamit Han'ın eseridir. Buranın 10 kilometre raylarını mübarek keçe döşetmiştir. Rayların sesi Resulullah'ı rahatsız etmez. Bunu benden kabul buyur. Niyet ettim. Allah rızası için. Allah rızası için. Umre yapmaya. Umre yapmaya. Bunu bana kolay kıl. Bunu bana kolay kıl. Bunu benden kabul buyur. Bunu benden kabul buyur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde. İnnel hamde. Ven ni'mete. Ven ni'mete. Leke vel mülk. Leke vel mülk. La şerike lek. La şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وارسلته رحمة لل العالمين سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا
ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbim niyetlerinizi kabul eylesin, ihramlarınızı kabul eylesin, umremizi mebrur eylesin inşallah. Şimdi bu saatten itibaren ihram yasakları başlamıştır. Tırnak kesmek, vücudun herhangi bir yerinden kıl koparmak, bir canlı bitki koparmak, durduğunuz yerlerde ağaçların yaprakları olabilir, yerden bir nebat olabilir, bunları koparmak, avcılık yapmak, bir canlı öldürmek, neyi öldüreceğiz diye düşünürsünüz. Otellerinize vardığınız zaman sinek vardır burada. Sinek nerenize konuyorsa onu çok sevin bugün. İhramdan çıkana kadar onunla arkadaş olmaya çalışın. Yani cana kıymak kurban gerektirir. Yani ihramın yasaklarını delindiği zaman her yasağın bir karşılığı vardır. Kolonya kullanmak, kokulu sabun kullanmak, parfüm, kozmetik ürünleri kullanmak, bunlar ihramdan çıkana kadar yasaklarımız. Yani kolonyalı mendil falan varsa kullanmayın yanınızda. En çok da o aklıma geliyor, kolonyalı mendil. Çünkü bir otobüsün cezasını ben ödemiştim de. Bizim hanım pasta yapmış, pasta dağıtmış, arkasına da su kolonyalı mendil. Böyle olunca ceza bize düştü. Onun için dikkat edeceğimiz şeyler bunlar. Tabii ki zaten kötü söz söylemek hiçbir zaman bizlere yakışacak bir durum değildir. Kimseyle tartışmayın. Yani ne diye tartışacağız diye de düşünebilirsiniz. En şiddetli karı koca kavgaları buralarda olur. Dikkat edin. Çünkü şeytanın generalleri burada. Generalleri burada. Çok çok sadece eşler değil. Yani sizler de dikkat edin. Can ciğer çok sevdiğiniz, çok samimi arkadaşınızın nasılsın demesi hakaret gibi gelmeye başlar. Şeytan o işini yapıyor. O görevini yapıyor. Sakın ha o anda aman ha deyin. Kabe'de de aynı şeyleri yaşayacaksınız. Ne zaman ki kendinizi kaptırdınız, hemhal oldunuz Rabbinizle, biri bir musallat olacaktır. Ben şeytanım diye gelmiyor. Birini gönderiyor. Ya size bir dirsek vuracaktır, ya itecektir, bir şey yapacaktır. Yapmayın. Siz yapmayın, boş verin. Onlar yapıyor sonunda, siz yapmayın. Niye yapmayın biliyor musunuz? İsim neydi abla? Ali. Ali abla. Şimdi bu ekiple sana misafir geldik. Senin de vardı ki orada başka misafirlerin de var. Senin o misafirlerine etmedik şey kalmıyor bizde. Kimedir o hakaret? Ev sahibidir. Onun için burada yapacağımız her davranış, her fiiliyat Allah'ı üzer. Çünkü ne yapıyorsa yapsın, onun misafiri olmuş o. Onun misafiri olmuş o. Onun için ben her zaman diyorum ki, nerede gerek Mekke'de, gerek Medine'de. Medine'de de ev sahibi kimdi? Resulullah'tı. Şimdi ev sahibi Allah. Ya bu bize yetmiyor mu? Bu bize yetmiyor mu? Dünyada yaşarken misafiri olabilme şerefine nail olmuşuz.
Bu bize yetmiyor mu? Ki bir başkalarıyla tartışalım. Bir başkalarının ibadetini, namazını yargılayalım. Ellerini şöyle bağlıyorlar, şöyle davranıyorlar, böyle davranıyorlar. Sakının ha, hiç kimseye takılmayın. Deyin ki ya Rabbi, ya milyonları davet etmişsin. Bunlar buraya gelmiş ama bunların içindeki en günahkar kul benim ya Rabbi. Bunların içindeki en çok rahmete muhtaç olan benim ya Rabbi. Bu düşüncede olursanız, hani Musa Aleyhisselam çaresiz bir şekilde yürüyüp giderken bir ağacın altına oturdu. O kadar çaresiz kalmıştı ki, ya Rabbi göndereceğin her rahmete muhtacım. Duası buydu. Bir söğüt gölgesi, bir ağaç gölgesi de size çıkacaktır, merak etmeyin. O hangi sütunun altındadır? Hangi güneşin altındadır? Hangi beyte bakarken ne zaman isabet edeceğini bilemezsiniz. Siz de elinizi açın. Rahmetinden bir damla ya Rabbi deyin. Bir damla. Gark olacaktır zaten. Bir damla rahmeti bize tecelli ederse gark oluruz. Merhamete gark oluruz. Rabbim buralardan nasiplenenlerden eylesin. Hep bunu çok sık duyuyorsunuz benden değil mi? Çünkü buraya geldik ya, işte onu da yaptık. İbadetlerimizi sıralarken de bunları yaparız ya. Hacca gittim, umreye gittim, orucu da tutuyorum, namaz da kılıyorum, daha ne olacak gibisinden. Ki bunların hiç bizi bir kurtaracak şeyleri değil. Rabbimin rahmeti olmazsa. Bunlar zaten yapacağımız, yapmamız gereken kulluk görevlerimiz. Yoksa Resulullah'la birlikte yaşayıp da nasipsiz gidenler vardı burada. Onunla yaşayıp da nasipsiz gidenler vardı. Bir amcasını düşünebiliyor musunuz? Allah ona lanet yağdırarak bir sure indirdi. Tebbet yeda Ebu Leheb. Yani Ebu Leheb'i düşünsenize. Oysa ki Resulullah'ın doğumunda o kadar sevinmişti ki o. Yeğenim doğdu diye. Daha sonra etmedik, zulüm bırakmadı. Yine de keşke ne olur amcam iman etseydin diyordu ona. Ebu Talip de iman etmedi ama o hiç değilse onu korudu, kolladı. Ebu Talip'in hanımı kim biliyor musunuz? Fatıma bin Esed. Allah her birinizi Fatıma bin Esed gibi eylesin. Ona komşu eylesin. Nasibe bakar mısınız? Biri amca, biri yenge. Amca o kadar kolladı, kolladı, korudu. İman etmeden gitti. Fatıma bin Esed Resulullah'la Medine'ye geldi. O iman etmişti. Hanımı iman etmişti. Ölümüne bir bakar mısınız? Cennetül Baki'de yatıyor orada. Ölüm haberi gelince Resulullah'a gözlerinden bir anda yaşlar dökülmeye başladı. O benim annemdir dedi. O benim annem gibidir. Ben küçük yaşta annemi kaybettiğimde bana sahiplenen oydu. Yemeği hazırladığında ben sofraya gelmeden kimseyi oturtturmazdı. Suyu ısıtırdı, banyo yaptıracağı zaman ilk önce beni banyo yaptırırdı. O benim annem gibidir. Hazırladınız mı mezarını dedi. Hazırlıyoruz ya Resulallah. Hazırlayınca haber verin dedi. Kendi gitti mezarına, kendisi mezarına uzandı. Onun uzandığı mezarda kabir azabı olur muydu? Annemin soğuktu. Seni soğuk toprağa değmesin, önce ben uzanayım dedi. Cenazesini bizzat kendisi kıldırdı. Cenazesini kıldırırken 70 defa tekbir aldı. Namazdan sonra dediler ki ya Resulallah,
bize öğrettiğin cenaze namazı bu şekilde değildi. Bundan sonra bu şekilde mi kılacağız? Hayır dedi. Yine benim öğrettiğim şekilde kılın siz. Ama o benim annem gibiydi. Cebrail aleyhisselam gelip de onu cennette müjdeleyene kadar tekbire devam ettim. Eğer daha diyor gelmeseydi tekbire devam edecektim. Nasibi görüyor musunuz? Nasıl da nasiplenmiş? Nasıl da nasiplenmiş? Onun için Rabbim kısmet etti geldiniz. Nasiplenmek sizin elinizde. Gidiyoruz yollarda bakın levhalar göreceksiniz. Allahu Ekber yazar. Elhamdülillah yazar. Subhanallah yazar. Estağfurullah yazar. Bu yol bunu gerektirir. Bu yol bunu gerektirir. İnşallah toplu halde yapacağız zaten. Boş gitmeyeceğiz. Hiç değilse ya Rabbi senin yolunda gelirken seni zikrederek geldik. Sana hamd ederek geldik. Günahlarımıza tövbe ederek geldik. Sana bağışlamak düşüyor ya Rabbi diyelim. O affedicidir. Affetmeyi severdir. Bizleri de affedecektir. Şüpheniz olmasın olur mu? Dua ederken de böyle olun. Acabanız olmasın. Nerede dua ediyorsanız edin. Acabanız olmasın. Dua ediyorum ama diyoruz ki işte başına bir musibet isabet etmiş. Kardeşim ya Allah bunun ecrini verecektir. Sabır göster. Sabır göster. Dua et. Vallahi çok da dua ediyorum ama iş bitti zaten ya. Gerek yok senin dua etmene. Gerisine ammayı koyduysan gerek yok. Dua ettiğiniz zaman inne rabbi lesemi'u'd-dua. Seni işiten Rabbin var. Duanı işiten Rabbin var. Olmadı deme. Olacak de. Senin yalvarışını istiyordur belki. Yalvarmanı istiyordur. Yalvarman hoşuna gidiyordur. Bu da güzel değil mi? Şimdi özellikle ilk kez gelenler, başta ben olmak üzere dua ediyorsunuz. Biraz ekoloji davranıyor. Yaptığınız dua reddolunmaz. Kabe'yi ilk gördüğünüzde yaptığınız dua reddolunmaz. Hazır mı dualarınız? Herkesin hazır mı duası? Bakın. Elbette herkesin bir hazır bir duası vardır. Rabbim gönlünüzdekini hakkınızda hayırlısıysa kabul eylesin inşallah. Belki de istediğiniz şey hakkınızda hayırlı da olmayabilir. Hayırlı değilse de hayra çevirsin. İstediğinizi hayra çevirsin. Ama ilk gördüğünüz zaman böyle bir ben de ilk geldiğimde bana rehber anlatıyordu giderken işte Kabe'yi ilk gördüğünüzdeki yaptığınız dua reddolunmaz. Gidene kadar şunu söyleyeyim. Ekledim biraz daha bunları da söyleyeyim. Veya şu daha önemli acaba onu mu öne alsaydım gibi. Oraya vardığınız zaman ilk baktığınızda bir heyecan sarıyor. Hazırladığınız duayı unutabilirsiniz. Siz unutmuyorsunuz. Belki de unutturuluyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir duası var. Biz de ondan kopya çekelim. Siz en iyisi deyin ki ya Rabbi benim burada bulunduğum sürece ve ömrümün sonuna kadar yapacak olduğum, yapmış olduğum ibadetlerimi, dualarımı kabul eyle. İşe garantiye alalım. En güzel dua bu değil mi? Bundan sonrakini de garantiye alıyorsunuz. Kar çok. Burada kar çok. Bakın bir rekat namaz kıldınız. Mescid-i Nebevi'de.
Allah 500 yazdı. 500 katını yazdı. Ya şimdi? Hayal edebiliyor musunuz? Kılacağınız namaza kaç rekat karşılığı olacak? 100 bin. Bir kez Allah diyeceksiniz, 100 bin yazacak. Karın çok olduğu yerde şeytan boş durur mu? O da boş durmayacak. Ben ümidimi kesemem, af kapından ümidimi kesemem, günahımı affedecek sensin sen.